Sevgili akrepler, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, yılı güzel kutlamayı, kucaklamaya ne dersiniz? Manevi rahatsızlıklarımız artacak, hislerimiz, kaygılarımız manevi olarak rahatsız olurum, mutsuz değil, mutsuzum. Ay bir şey olacak, ay şu olacak diye endişeleriniz o, hiçbir şey olmayacak. Hatta size gökyüzü en iyi şekilde sinyaller verecek. Öğrenme becerimiz, arzu ve isteklerimiz, hedeflerimizi sinyalleri olacak. Fazlasıyla odaklanacaksınız ve bilgi ve becerilerimizle alakalı daha fazla zenginleşeceğimiz noktalarımız olacak. İçsel değişiklikler, yani kişisel bakımımız, yani mesela diş bakımlarımız olabilir, diş bakımı yapabiliriz. Estetik enerjimizin daha yoğun olacağı noktalar için büyük başarılar var gözüküyor. Yani biz dış görünüm, kılığımıza, kıyafetimize, tırnağımıza, kaşımıza, gözümüze bakarken çok güzel iş imkanlarınız var. Onları da gözden geçirmeniz gerektiğini söylüyorum. İş arkadaşlarımızla görevlerimiz çok güzel başarıyla devam edecek. İhtiyaç duyduğumuz akıl hocalarımız, size akıl veren insanları daha can kulağıyla dinleyeceksiniz. Sizin gelişiminize, girişiminizle ilgili noktalarda yönetici ve üst düzey konulardaki insanlardan çok güçlü destekler alacaksınız. Bu ara genç dostlar, genç diyaloglarla güzel enerjiler oluşturacaksınız. Kendi enerjiniz de gayet pozitif. Yani manevi rahatsızlığınızı şifalandıracağız. Alanımıza güçlü devam edeceğiz. Evet, bu ara maddi konular ve finans konularınızla ilgili yıl ortasına kadar kafanız çok karışık olacak. Satayım mı, alayım mı, bekleyeyim mi, yapayım mı, onarayım mı, tamir edeyim mi, ev eşyasımı değiştireyim, mutfağımı yaptırayım, banyoyu mu yaptırayım, devamlı sürümcemi de bırakacaksınız Mayıs ayına kadar. Haziran ayında net karar vererek ev alımı, satımı, restorasyon, tamir konularımız yoğun bir evre. Ama özellikle sevgili akrepler, mülk satmayı, yani mülk alanında acele ediyorsunuz. Mülk zararına oluşabilir. Maddi kayıp yaşayabilirsiniz. Ani karar. Başkasının aklına uyarak malınıza, mülkünüze, toprağınıza, paranıza karıştırmayın. Düşünün, mantığınız çalışması lazım. Eğer serbest bir alanda çalışıyorsanız da işinizle alakalı yenilikler, yeni oluşumlar, restorasyon, şirketi büyütmek ya da alanınızı büyütmek istiyorsanız tam zamanı. O Şubat başı artık start ver, yerini ve alanını büyüt. Kendi oluşumunun rahatlığını, yaptığın hataları ve son 7 yıldır yaptığın hataları görerek adımlarını yavaş yavaş iyileştir. İşsizseniz ve iş mahkemeniz, iş probleminiz devam edecek. Özellikle Mart ayına kadar iş konularımızda sıkı durmamız lazım. İş arayışlarımızı doğru görmemiz lazım. Yoksa Mart sonuna kadar işsiz evreniz var gözüküyor. Finans, uluslararası finans alanında çalışan sevgili akrepler, yurt dışı işlerimiz, yurt dışı, şehir dışı alanlarımızla ilgili kalıcı ve hem zorlayıcı hem kalıcı işlerle var olacağız. Ve bu alanda kendimizi daha rahat ve imkanlarımızı daha yukarıya geçireceğimiz fırsatlar var. Yani iş gereği farklı seyahatler, gideceğimiz yolculuklar, işimizle alakalı kazançları, görüş açımızı, ticari fikrimizi, öğrenme açlığımızı öğretecek. O yüzden bol bol her işe adapte olmamızın gerektiğini gösteriyor. Yeni becerilerimizin farkına varacağız, yeteneklerimizin, hobi oluşturacağız, yüzmeyi öğreneceğiz, spor yapmanın doğru, pilates hocası, yoga hocası, astroloji eğitimi alacağız. Yani bu sene kendimize yatırım yapacağız ve yarım bıraktığımız eğitimler, yarım gördüğünüz alanları da sağlamlaştıracaksınız. Devletle bağlantılı çalışan, özellikle belediye, sağlık sektörü, bu kurumlarda ani değişimler, ani yaşanacak krizlerde yer değişimleri ve bu yer değişimlerinizde hak ettiğiniz noktanın size sunulacak imkanların en güzelini yakalayacaksınız. Hiç korkmayın diyorum. Bu yıl ani evlilik kararı vereceksiniz, ani boşanma kararı vereceksiniz, ani ciddi kararlar vereceksiniz. Yani vermeden önce evliliğinizi, boşanmanızı, ciddi kararlarınızı lütfen Mayıs ayına kadar düşünün. Mayıs'tan sonra size gökyüzü diyor ki doğru adım ve doğru kararlarınızı verirken ben size dokunacağım. Siz bu dokunuşu iyi değerlendirin diyor. Aceleye gerek yok diyorum. Bu ara yaşlılarımız ve çocuklarımızla ilgili bazı bakım konularımız ve bu konularda yorulacağımızı da uyarıyor. Dikkatli olun diyorum. Eğer ki büyük kurumsalda çalışıyorsanız yeriniz hayırlı olsun.
kurumsalla bağlantılı kendi alanınızı, kendi sisteminizi yaratmak istiyorsanız bunun için yazı geçirmeniz lazım. Yaz sonrası kendi alanınızı, kendi işinizi kurabilirsiniz. Ama yaza kadar beklemezseniz ekonomik sıkıntıda yer alacak gözüküyorsunuz. Eşiniz ya da sizin iş sektörünüzle alakalı alanlarda değişmesini istediğiniz konularda biraz daha mücadeleye devam. Şirketinizden ayrılma yok ama şirketinizin etrafında baykuşlar, akbabalar var. Siz yerinize sahip çıkın diyorum. Mühendisseniz, ihracat, ithalat alanında çalışıyorsanız şirketinizin maddi kayıplarından kaynaklı zorluklar, özellikle Mayıs-Haziran ayına kadar kafanızda deli deli sorular olacak. Alternatif teklifler var, değiştirmek isterseniz yapabilirsiniz ve siz aranıyorsunuz, arayın, çok güzel bir iş kapınız var. İş mahkemenizle ilgili Eylül ayı doğru sonuç alacaksınız. Serbest meslekteyseniz para alanınızla alakalı noktaları daha odaklı, daha sistemli görmeniz lazım. Çünkü farkında olmayarak harcamalarınızı, neye yaptığınızı bilmiyorsunuz diyorum. Evet. Şöyle söyleyeceğim, aile büyüklerimizin miras konuları, ortaklı mallar, kuzenler, kardeş, dayılar, amcalar arasındaki yaşanan yakın akraba evliliği olan sevgili akrepler için aile bağlarında birbirinizde küskünlükler, kuzenler, teyzeler, halalar, dayılar, amcalar birbirine girecek. Ama elinde sonunda doğru paylaşım olacak. Gereksiz bir 7 ay tartışması var. Dikkatli olun diyorum. Bekar olan 35 yaş üzeri sevgili takipçilerime şunu demek istiyorum. Bu yıl sizin için başlatacağız hem iş konularınız hem de aşk konularınızda geliştirecek, olgun davranacağınız adımlar size çok doğru işi, çok doğru aşkı temsil ediyor. Bence güzel, hadi hayırlı olsun. Evlenmiş, ayrılmış, çocuklu beyler ve bayanlar için de 2023'te tanışacağınız insan, 2024 tekrar parmağınıza alası ve huzur ve güven içerisinde olacağınız evreyi tetikliyor. Evliliğinde pürüz ve problem içerisinde olan akreplerde gerçekten boşanacak %40 bir çift var, %60 düzenini oturtacak. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz bölgesinde mutsuz olan kadınlarımız bu sene mutlu olmayı ve iyileşmeyi. Marmara ve Trakya bölgesinde olan sevgili akrepler için şunu demek istiyorum. Boşanma ve ihanetlerle yüz yüze kalacaksınız. Bu konuda ekonomik gücünüzü Eylül'e kadar doğru değerlendirin. Para biriktirmeyi unutmayın diyorum. Evliliği çok iyi giden ve bu konuda da eşinizin size çok destekçi olması motivasyonunuzu arttırıyor. Çünkü sizin baba sevgi eksikliğiniz var. Eşinizin sizi sevmesi, değer göstermesi sizi çok mutlu ediyor. Aranızdaki bağ kopmayacak ama sizin paranoyaklıklarınız var. Bu paranoyaklarınızı düzeltmeniz lazım. Karı koca hayatı cinsel aktif evde yabancı yaşayan çiftlerde ilişki terapisti ya da bir çocuklarınızın sevgisinden kaynaklı birbirimize tekrar şanslar vereceğiz. İyi olacak. Evinizde kötü enerji olabilir, nazar olabilir, eşinizin soyundan göze gelmiş olabilirsiniz, eltiniz tarafından yapılan kötü enerji olabilir. Doğru bir enerji karmanızda kavgaları gösteriyor. Bol bol dua okutturarak enerjinizi değiştirin. Evinizin enerjisini sirkeli suyla mutlaka yapmanız gerektiğini söylüyorum. Bu yıl beklenmedik miraslarımız kâra dönüşecek. Bunu da unutmayın. Özellikle çok yakın dostunuz Kova, İkizler, Terazi kim varsa onlardan alacağınız maddi destek ya da aldığınız borçları onları rahat bir şekilde oturtacaksınız diyorum. 35 yaş erkekler için şunu demişim. Para bulmak, parayla alakalı borçlarınızı daha belirgin şekilde hayatımıza kavuşturacağız. Sevgili gençler, eğitim konusunda üniversiteyi yurt dışında okuyacaklar da aynı aksilikler olacak. Ama Türkiye'de okumak isteyenlerde pürüz yok. Lise öğrenciniz ya da eğitime başlayan çocuklarınızla ilgili odaklanma, okçuluk, onlarla iletişimi, göz teması kurarak yaparsanız onların başarısını ve ne noktada eğitim alacaklarını daha çok keşfedebilirsiniz. Maşallah dilinizde, elinizde durmuyor. Ne yapmak istediğinizi siz de bilmiyorsunuz. Lütfen elinize, kolunuza, dilinize hakim olun. Aynı şekilde eşinize, eşinizin sülalesine, kendi ailenize de bunu yapıyorsunuz. Dilinizi biraz susturun. Evde tüm eşyaları değiştirmek isteyen yatak odası, çocuk odası ya da küçük bir bekar eve geçmek isteyenler bu yılın özellikle Ağustos, Eylül ayında net karar vererek böyle bir oluşumumuz var. Satmaya çalıştığımız evi acele etmeden satacağız. Yeni ev almak isteyenler ya da yeni araç almak isteyenler için
Özellikle Şubat'tan sonra net karar vererek yolunuza gideceksiniz, yolunuzu göreceksiniz. Ailenizde ceza ve ceza sonuçları ile ilgili bazı hukuki süreçlerde bol mücadele, bol bir savaş var. Dikkatli olun, fazla ceza almasın. Doğru avukat tutarak ailenizin soyadını temizlemek istiyorsunuz. O her zaman aynı hatayı yapacak. Siz istediğiniz kadar dökün, para dökün, o değişmeyecek. Onu iyi bir psikologla düzeltmeniz lazım. Askere gidecek ya da askerle ilgili evladınız varsa, bazı evlatlarımız gitmek istemeyebilir, siz de yollamak istemeyebilir. Kısa vadeli askerlikleri sağ salim yapıp gelecekler. Uzun süreli görev yapacak askerlerimizde herhangi bir sorun yok. Çocuklarımızın yolları, kalpleri aydınlık gözüküyor. Çocuk düşünen ve çocuk konusunda hep şanssız olduğunu savunan akrepler, Haziran ayından sonra tedavi enerjiniz olumlu süreç verecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Ev hanımları, evde oturuyorsanız kendi becerilerinizin farkına varıp astrolojiye, kozmik enerji, güzellik alanına alacağınız eğitimler size mesleki anlamda belediyelerimizin çok güzel kursları var. Kendinizi geliştirin. Hiç okumayan ya da hiç Türkçe bilmeyen sevgili büyüklerimiz ya da çocuklarımız için belediyede okullar var. Mutlaka bunların yarım kalan noktasını tamamlamanız gerek. Aşk var. Hiç aşık olmayan çok güzel aşka yelken açacaksınız. Yurt dışına ev almak ya da yurt dışında ev kiralamak isteyen sevgili akrepler, bu fırsat özellikle sizin için Haziran 21'den sonra değişim evresinde gerçekten bu kapıda istediğiniz anahtarı alacaksınız. Ailenize ait köyünüzde, memleketinizdeki topraklarınızla ilgili kadastro, devletle alakalı evraklarımızı çözmemiz gerekiyor. Çözmediğimiz takdirde mallarımız devlet tarafından para karşılığı alınacak. Bunlarla ilgili haklarınızı doğru evrede tutun. Büyüklerimizle ilgili sağlık problemi gündemimizi rahatsız edecek. Ve özellikle sevgili akreplerin sağlık problemi, özellikle böbreklerimiz, böbrek üstü bezlerimiz, şekerle alakalı riskler ve son zamanlarda tansiyondan kaynaklı baş dönmelerimiz var. Vücut enerjimize bir check-up'a ihtiyacı var. Bunu yaptıralım. Estetik düşünenler, özellikle ufak ufak dokunuşlarla kendi enerjinizi değiştireceksiniz diyorum. Evlenme var. Doğru kalple aşk bulacak. Geçmişte acı çektiğiniz aşkın mutlu oluşu sizi yıpratabilir ama size de mutluluk var. Affet, bağışla, nefes al, yoluna bak diyorum. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce, her şey umutla, her şey sevgiyle hallolur. Para da çok önemli ama saygı ve sevgi bu hayatta en değerli şey. Saygıyla kalmak, sevgiyle kalmak, yılı sevgiyle, saygıyla olmasını temenni ediyorum. Hoşça kalın.